Merhaba. İlla her olaya bir milat bulunacaksa, milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazanan Can Atalay'ın tahliye edilmeyip üstüne Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşürülmesinin miladı Mayıs 2016'da mecliste dokunulmazlıkların kaldırılması oylamasıdır. O günkü CHP lideri anayasaya aykırı olmasına rağmen evet diyeceğiz dedi. Şimdi sözüm ona anayasaya sahip çıkan muhalefet o gün anayasayı çatır çatır çiğnedi ve Selahattin Demirtaş'la arkadaşları 6 ay sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. O gün bugündür de içerideler. Bugün tutuklu Kürt siyasetinin bir numaralı sorumlusudur Cumhuriyet Halk Partisi. Anayasanın 83. maddesini çiğnedi. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Bu siyasetin sorumlularının şu ara vozurdamasının tek nedeni var. Suçluların telaşı. Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini tek başına Anayasa Mahkemesi veya Yargıtay kararlarıyla okumak eksik olur. Ondan önce aday gösteren partinin, bunu onaylayan yüksek seçim kurulunun, oy veren seçmenin, üye olarak kabul eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradeleri hiçe sayılmış, her şeyden önce bunlara büyük hakaret edilmiştir. Artık tecrübeyle sabit olarak terör, terör örgütü, terörist kelimelerini ulu orta kullanmamak icap eder. Politikacılar neyse de özellikle gazetecilerin ve akademisyenlerin bundan imtina etmeleri gerekir. Çünkü bu kavramlar devletlerin ve o gün devleti elinde tutanların gerekçe üretmek için geliştirdikleri argümanlardır. Dünya çapında da böyledir. Can Atalay'a terörist diyorlar. Niye? Hukuk böyle gerekçe ürettiği için. Halbuki aynı hukuk daha önce Erdoğan ve arkadaşları hatta partileri için de benzer gerekçeler üretti. Onları içeri attığı siyaset yasağı koydu partilerini kapattı. O günlerde de Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve yerel mahkemelerde saygın hukukçular vardı ve gerekçe öğretmekte hiç de zorlanmadılar. AKP tek başına iktidarken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı seçtirmediler. Ve dönemin Yargıtay Onursal Başsavcısı 367 krizi çıkardı. Neymiş kişinin Cumhurbaşkanı seçilmesi için 367 oy gerekiyorsa oylamada o kadar kişi olmalıymış. Değilse oylama yapılamazmış. Dönemin Anayasa Mahkemesi de bunu onayladı. Bugün size absürt gelebilir bu. Emin olun o gün de absürttü. İktidar nasıl seçmenini sahte gerçeklikle avutuyorsa muhalefet de öyle. Gerçekleri saptırmakta, günahını saklamakta ve bunu farklı hedeflere yansıtmakta üstüne yok. Tabii artık mızrak çuvala sığmıyor. Beşli çetenin bir numarası Mehmet Cengiz'e arsa satan kişiyi İzmir'den aday gösterdiler. İktidar kandırıldık diyordu, Cemil Tugay isimli bu kişi acemiliğime geldi demiş çok mu? Bolu'da Tanju Özcan'ı, Hatay'da Lütfü Savaş'ı tekrar aday gösterdiler. Bu kişilerin sicilini hatırlatmaya lüzum dahi görmüyorum. Aday olmasam da eşek gibi çalışırım diyen Battal İlgez de 15 yıldır yönettiği Ataşehir'den alınınca partide Alevi Kürt kıyımı var deyip istifa etti. Yerine aday gösterdikleri isme bakar mısınız? Onur Saladı güzel. Son iki seçimde çuvallayan CHP bilgi işleminin başındaki kişi. O arada Battal Bey'in 4 dönemdir milletvekili olan eşi Gamze gezdi, istifa etmedi partisinden neme lazım. Dönelim iyi Parti'ye. AKP'den çok CHP'ye çakan Meral Akşener, CHP bize 1 lira para yardımı yapmış mı diye haykırdı. Onu bilmem de CHP'den geçen 15 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurup seçime girdiklerini ve 2023'te 722 milyon TL hazine yardımı aldıklarını bilirim. O parayı da... Akşener'in oğlu yönetmiş. Çantalarla pay edilmiş filan. Partinin saymanının yalancısıyım. Akşener iddiaları iktidar ağzıyla operasyonların dümenlerin ardı arkası kesilmiyor deyip savuşturdu sadece. Geçen seçimden önce baltaları gömmüştüm. Geçti gitti. Yeni başlıyoruz.